Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Türkiye'den dünyaya nitelikli cam ihracatı yapan Emin Glass Trivela Spor'u sunar. Trivela Spor'dan herkese merhaba. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 37. hafta maç öncesi değerlendirmesinde sizlerle birlikteyiz. Furkan Özkara ile bu karşılaşmaları değerlendireceğiz. Furkan merhaba. Merhaba Can. Öncelikle hatırlatmalarımızı yapalım, yayınımıza hızlıca başlayalım. YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğenerek görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Spor Trivela yeni Instagram hesabı başta olmak üzere sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Golver.com'dan da analizlerimizi, yorumlarımızı inceleyebilirsiniz diyelim. Furkan biliyorsun bu hafta Kırklareli Spor haftayı bay geçiyor. Evet. Bütün maçlar yine pazar günü oynanacak. Ya bazı maçlarda hedefsiz takımların maçları var. O yüzden bazı maçları biraz az konuşacağız. Bazı maçları biraz daha fazla gireceğiz. O yüzden istersen ilk maçtan başlayalım. Diyarbakır Spor, Bursa Spor. Hedefi kalmamış iki takım maçı mesela. Yani bu karşılaşmada ne denilir bilmiyorum. Çok şey söylenir bu maçta. Diyorsun. Niye çok şey söylenir? Saha içine doğru, girmeden. Doğru o açıdan. Biliyorsun karar alındı. Bu maç... Hem seyircisi oynanacak diye hem de salı gününe alındı bu maç. Geçti, doğru. Onu söyleyelim. O da çok anlamsız bir şey. Bu maçın da sonucunu konuşamayacağız. Allah'tan en iddialı bir maç değil de. İki takımın hedefi yok zaten. Bursa Spor düştü. Diyarbakır'ın hedefi yok. Aynen. Şimdi yani salı gününe alınması bir kere ayrı bir muamma. Seyircisi oynanması ayrı muamma. Hani olay çıkmasın diye falan diyorlar ama. Kardeşim tamam bu takımların belki Diyarbakır açısından bakıyorum. Hedefi kalmadı ama. Belki tribüne taraftar da gelmiyor ama sen bunun kararını alamazsın. Ben bunu söyleyeyim. Bence bir kere yanlış ki Serkan Genç Başkan çok fazla açıklama yaptı. Hatta şöyle dedi, hani biz bu maça çıkmaya da biliriz dedi ki ben olsam kesinlikle bu maça çıkmam. Yani bu karardan sonra çıkmam. Golver'in katkılarıyla devam ediyor. Kardeşim ben maçı. Buradan başkanın ben bir açıklamasını da okuyayım. Bayağı bir açıklama yaptı. Maça çıkmayız dedi. Şunu söyledi. Taraftar ya sana tepki gösterdi Serkan Genç. Karar geri alınmazsa Bursa maçında sahaya çıkmayacağız. Biz Bursa maçında seyirciliği oynadık dedi. Bu nedenle ki hatta hatırla Bursa maçında Diyarbakır maçı kazanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bursa sporlu oyuncular o çıkış tünelinin orada beklediler. Diyarbakırlı oyunculara saldırdılar. Yani şimdi sen burada bu maçı seyircisiz oynatıyorsun. 2-0 Diyarbakır kazandı. Son dakikada geldi ikinci gol. Buradan da tekrardan bakayım. Bünyamin golüydü galiba. Aynen Bünyamin Yürür attı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen Bünyamin Yürür attı. Son dakikalarda zaten yağmur gibi kırmızı kartlar oldu. Yani burada ben bu kararı doğru bulmuyorum. Hatta şunu söyledi. Başkan işte biz Bursa'da Bursa maçında seyirciyle oynadık. Bu nedenle biz de kendi seyircimizle maça çıkmak istiyoruz. İspor Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararı kabul etmiyoruz dedi. Bu ayrımcı yaklaşımı da kesinlikle kabul etmiyoruz dedi. Bir de şunu söyledi. Pazar günü oynanması gereken maçı hafta içine aldığını da hatırlattı başkan. Bu karardı yanlıştı dedi. Neden bizim maçımız Bursa'da hafta içine alınmadı? Bu ayrımcı yaklaşımı yine aynı şekilde kabul etmiyoruz dedi. Ben burada Diyarbakır Spor tarafına katılıyorum. Ne bu maçın seyircisi oynanmasına katılıyorum diyorum. Ne de hafta içi oynanmasına katılıyorum demiyorum. İki karar da %100 yanlıştır. Yani Diyarbakır Spor tarafına hak veriyorum ben burada. Bu maçta da Diyarbakır Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Ben sen de yani zaten 9 maçtır kazanamıyorlar. İçeride de 4 maçtır kazanamıyorlar. Ama bu hasretlerini bu maçta son verirler. Bursa Spor'u bence yenerler. Diyelim bir sonraki maçımıza geçelim. Tabii. Ankara Spor, Nazilli Belediyespor düşme hattını yakından ilgilendiren bir karşılaşma. Playoff'u da aslında ilgilendiren bir karşılaşma ama ben Ankara Spor'un 6. sırada bitireceğini düşünüyorum. Ama şöyle bir durum var. Ankara Spor biliyorsun iç sahada oynadığı bütün maçları kaybetmedi. Eğer bu maçı da yenilmezlerse iç sahada yenilmeden sezonu tamamlamış olacaklar. Onlar açısından çok önemli bir karşılaşma bu açıdan. Nazilli Belediyespor da biliyorsun son haftayı bay geçecek. Onlar için sezon bu maçta bitiyor. Bu maçtan alacaklar bir puanla Zonguldak Kömürspor'un alacağı hangi sonuç olursa olsun ligde kalmayı garantileyecekler. Onlara da en kötü bir beraberlik bu anlamda resmiyete kavuşturacak ikincilikte kalmaları için. Onlar için de bu açıdan çok önemli bir karşılaşma. Ne bekliyorsun Ankara Spor, Nazilli Belediyespor? Şimdi şöyle bir nokta var. Bu maçta Nazilli Belediyespor bir puan alırsa ligde kalıyor onu söyleyeyim. Yeni Mersin İtman Yurdu Beyoğlu ile oynuyor. Çünkü hani 2 puan fark var ya Ankara Spor'la. 5. olma ve 6. olma iddiaları olduğu için bunu söylüyorum. Zaten 4. olma şansı falan yok. Ya 5 ya 6 olacaklar. Mersin'in de Beyoğlu'ndan sonraki maçına buradan bir tekrardan bakmak istiyorum. Ankara Demir Spor'la oynuyorlar. Ankara Spor'da buradan bir tekrardan bakayım. Rakibi bir anda hatırlamadım son hafta. Onlar da Altın Ordu ile oynuyorlar. Yani ben sana şöyle söyleyeyim. Puanlar belki yakın ama ben Mersin'in yani 5. tamamlayacağını düşünüyorum.
Kendi görüşüm bu yönde. Hani bu takımlar 5-6 da bitirse, kim bitirse bitirsin, bu iki takımın da ben playoff'ta eleneceğini düşünüyorum ilk turda. Kendi görüşüm o yönde. Yanılabilirim. Nazilli Belediyespor da geçen hafta Karacabey'i kaybetti. Eğer o gün bir puan alsaydı işi zaten tamamen bitirecekti ama yapamadılar. Ben bu karşılaşmada Nazilli'nin bir puan alıp ligde kalacağını ve Zonguldak Kümürspor'un da düşeceğini düşünüyorum. Senin anladım. Düşüncen ne? Ya son 8 maçta bir galibiyeti var. Nazilli çok kötü futbol oyunu, çok kötü sonuçlar alıyor. Ankaraspor'da iç sahada hakikaten çok iyi. Ben bu karşılaşmada da bir Ankaraspor galibiyeti bekliyorum. Son haftaya kadar Zonguldak'ın şansını tutacak diyorsun. Ya Nazilli'de iki takımda da gerçi cezalar var. Hemen onları da söyleyelim. Ankaraspor'da Recep Yemişçi, Fahrettin Berk Yılmaz kırmızı kart cezası. Nazilli'de de Baran Işık sarı kart, Hüseyin Cihan Avcı'da kırmızı kart cezası. Ben Ankaraspor'un galibiyetini bekliyorum. Beraberlik şaşırttığımı tabii ki de şaşırtmaz ama Ankaraspor'u galibiyeti daha yakın olan taraf görüyorum. Muhtemelen sezonu iç saha olarak söylüyorum. Namalip bitirecekler. Aynen öyle. Geçelim. Esenler Erokspor Adıyaman Futbol Kulübü maçına. Bu maçta da hani bilmiyorum çok söyleyecek bir şey yok. Zaten evinde 9 maçtır yenilmiyor Esenler. Esenler istiyorsan evinde son 9 maçı kaybetmiş olsun. Bu maç banko. Tabii ki de o ayrı mesele. Ben istatistikleri yine vereyim biliyorsun. İstatistik severim. Aynen. Esenler'de de Eşref biliyorsun sarı kart cezası. Eşref Korkmazoğlu. Buca maçında sarı kart görmüştü. Çok kritik bir galibiyet almışlardı o deplasmanda. Ve geri kalan 2 hafta içinde çok önemli bir sadece puan olarak değil hava olarak da çok iyi bir ritim yakaladılar. Bu karşılaşmayı zaten net bir şekilde kazanacaklarını söyleyebiliriz. Aynen. Valla net favori Esenler Erokspor. Esenler Erokspor kazanarak işi son haftaya bırakır. Ama bence... Yani son haftaya niye kalacak? Ben çünkü Vanspor'un da bu hafta kazanacağını düşünüyorum. Evet. Ama Esenler Erokspor bence Buca'yı yenerek şampiyon oldu. Yani o maçta tabii ki hakemin çok fazla etkisi oldu. Eşref'in mesela penaltı yaptırdığı pozisyonda hakem penaltıyı es geçti. 1-0 iken beklenen penaltının bana biraz hani ortalı olduğunu düşünüyorum. Ben hani çok penaltı gibi gelmiyor ama bir de bir tık daha bir şey var. Serdar Cansu'nun attığı gol de daha gol olmadan yedek oyuncu, kulübedeki oyuncu sahanın içine giriyor. Erokspor'da. Kural hatası. Adam sahanın içine giriyor ya. Böyle bir nasıl futbol var Türkiye'de ben anlayamıyorum. Yani bu hangi takımda olursa olsun adam sahanın içine giriyor oyun oynanırken. Düşün. Normalde sahanın içine girdiğinde oyun durur. Top, ikinci bir top girerse oyun durur. Yani. Ama ne oluyor orada? İçeriye daha atak oynarken biliyorsun kaleciden döndükten sonra Korcan'dan Serdar Cansu vuruyor topa. O pozisyonun daha başlangıcında şut çekilirken kaleciden dönmeden önce çekilen şutta oyuncu içeriye giriyor. O da bir kural hatasıdır onu da söyleyeyim. Yani hakemler ben sana bir şey söylüyorum. Tek bir şey geçen haftadan bahsediyorum. Esenler Erokspor şu haftaya kadar kesinlikle hakemle falan hani buralara gelmedi. Yani onu yanlış anlaşılmasına. Ben sadece Buca maçından bahsediyorum. Buca maçında hakem resmen Vanspor'un hakkını yedi. Buca'nın da hakkını yedi, Vanspor'un da hakkını yedi. Dolaylı olan Vanspor'u da etkiliyordu o sonuç. Hı-hı. Bu anlamda dediğin gibi hakem kararları sadece o maçtaki takımları değil, diğer takımları da etkiliyor. Hı-hı. Bu anlamda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz. Bu karşılaşmayla ilgili... Daha dikkatli olacak bir şey yok ki. Anasını ağlattılar, neyin dikkatli yani, olacak? Genel Vanspor'un hakkı yenildi yani. Yoksa şampiyon olacak zaten. Yani bu yüzden söylüyoruz çünkü. Olanlar sadece o takımları değil, diğer takımları bile etkiliyor. O anlamda vermek istediğim mesaj buydu. Bir şey dedim ki. Ama ben bu saatten sonra ne yapabiliriz geçmişe? Ben gelecek için söylüyorum zaten ama tabii her hafta söylüyoruz. Ne değişiyor? Sezon başından beri söylüyoruz. Ne gelecek değişiyor? Hafta diye. Her hafta bir yanlış ekleniyor. Biz sonra alıyoruz onu öbür haftaya taşıyoruz. O bir diğer öbür haftaya. Ondan sonra sen diyorsun ki burada yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ya bilmiyorum gerçekten. Gülüyorum belki ama. Ya ben insanların hakkını, emeklerini bu şekilde yemelerini kaldıramıyorum. O kadar insanlar para harcıyor, emek harcıyor, ailesinden, evinden uzakta. Biliyorsun herkes kampta, orada, burada. Her hafta maç var. Başkan gidiyor, Vanspor başkanı. Buca Spor'un diyelim ki işte teknik heyetinde artık başkanım gidiyor, gitmiyor. Bilemem. Emek veriliyor, para veriyor, zamanını veriyor. Ama sen insanların hakkını bu şekilde yiyorsun. Buca Spor tarafı da biliyorsun onunla ilgili açıklama yapmıştı zaten hakimle evet. ilgili. Onu da birazdan konuşacağız. Esenler Erokspor net olarak kazanır. En az 2-3 farklı atar. Yani farklı bir galibiyet bekliyoruz. Afyonspor Bucaspor maçına geçelim. Biliyorsun Afyonspor 2-2 yaptı. İki tane galibiyet üst üste aldı. Buca da 2 maç üst üste mağlup oldu. Evet, Trabzon ve Erok. Bu anlamda biraz moralsiz bir Buca'yı konuk edecekler. Afyonspor sahasında Buca'yı ağırlayacak. Afyon'un zaten bir iddiası yok. Buca da bana göre iddiası yok zaten. Buca da yani Trabzon'la arasında 3 puan var. Trabzon Adıyaman'a puan kaybederek zaten 3. olamayacağını aynen. gösterdi bize yani, net olarak. Biraz yani. O açıdan... Zaten kazansaydı 3. olma iddiası vardı. Onunla konuştuk orası zaten. Orası da biraz bitti gibi. Yani sen hani dedin ya 5 ile 6 değişmez. Bence 3 ile 4 de çok değişecek gibi gözükmüyor. Bu anlamda
Bu karşılaşma da bana ortada gibi geliyor. Net bir şekilde Buca kazanır da diyemiyorum. Buca Spor'da da. Buca'da da geleceğiz şimdi söyleyeceğim yani. Emre Erdem'le Ömer Şişmanoğlu cezalılar. Evet, Emre yok. Ne düşünüyorsun? Şimdi gülmemin sebebi bir tık Hasan Hoca'dan Afyonspor'da. Hoca geldiği zaman da ligde tutacaksın hocam dedim. Hiç merak etme dedim. Çünkü belli bir puanın var. Avantajlısın dedim. Özellikle alttaki takımlar seni zaten hani geçemezler demiştim. Hoca da önemli galibiyetler koydu. Özellikle içeride Mersin'i yenmesi önemliydi. 1-0 biliyorsun. Dakika 65 gibi attılar. Maçı kazandılar. Son Bursa'yı yendiler. Zaten işi bitirdiler. Bir de Ankara Demirspor'u içeride 3-0 yendiler. O galibiyet de çok önemliydi. Ki zaten o gün kazanamasaydı Zonguldak'ın iddiası daha da artacaktı. Evet. O gün kazanarak Zonguldak'ın modunu düşürdüler. Yeni sezonda bakalım. Afyonspor belediye değişti biliyorsun. Çünkü çok fazla belediye destek verdiği için bunu söylüyorum. Nasıl bir yapılanma yapacak? Maddi evet, olarak şu anda sıkıntılar var. Belediye başkanı göreve geldi biliyorsun. Kim? Kadın başkan adını unuttum da ülke gündemine oturmuştu bir araştırma. Ha, aynen. Popüler de bir isim yani. Tabii bakalım yani yeni sezonda şeyin kaderi aslında Afyonspor'un. Çünkü şöyle bir nokta var. Böyle kötü olan takımlar mesela zar zor ligde kalıyorlar ya. Ama önümüzdeki sezonda onların genelde yüzdeye vurursak 90'ın düştüğünü görüyoruz. İşte onluk dilim de bir yerden o destek geliyor. İşte belediye daha çok destekliyor. Daha farklı noktada oluyor. O yüzden Afyon'un kaderi çok kritik olacak. Yazında burada Allah kısmet ederse zaten hani gruplar belli oluyor ya. Gruplar belli olduktan sonra hemen biz bir program yapıyoruz. İşte gruplar belli oldu. Güç dengelerini konuşuyoruz. Maddi yapılarına göre. Ardından da transferler geliyor. Onu detaylı arka arkaya zaten konuşacağız. Buca Spor'da tabii ki hakem katliamına uğradı. Ben hani mağlubiyeti tabii ki şunu söyledim. Cüneyt Hoca'nın geç oyuna müdahaleler ettiğini söyledim. Sadece iki değişiklik yaptı falan ama hakem net olarak Buca Spor'u katletmiştir. Buca Spor tarafı da bununla ilgili açıklama yaptı zaten. Buradan da ekrana verelim onu. Ayrıca bu karşılaşmada ben gollü bir karşılaşma bekliyorum. Buca Spor'un da kazanacağını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ben beraberlik bekliyorum bu karşılaşmadan. Yani Buca Spor net bir şekilde kazanır diyemiyorum. Afyonspor'da 2-2 yaptı biliyorsun. Onlar da moral çıkacaklar maça. Sağlarında oynayacaklar. Bana ortada bir maç geliyor. Beraberlik beni şaşırtmaz bu karşılaşmada. Diyelim Karacabey Belediyespor Altınordu maçına geçelim. Karacabey'de Onur Öztonga, Altınordu'da Onur Ramazan Toprak cezalılar bu karşılaşmada yoklar. Biliyorsun Karacabey zaten genelde içeride iyi, Altınordu da aynı şekilde, onlara deplasmanda kötü. Bu anlamda hani Karacabey kaybetmez gibi geliyor bana. Senin düşüncen nedir? Vallahi Karacabey Altınordu ile beraber son haftaların en çıkışlı takımlarından ikisi diyelim. Altınordu işte Ero yendi, maçlar kazandı, Zonguldak yendi, ligde kaldı. Ligde kalmayı bırak bir anda orta noktaya kadar geldi yani. Aynen. Özellikle iç sahada topladığı galibiyetler. Evet, Karacabey de geçen hafta Nazilli 3-1 mağlup etti. Eğer orada Nazilli bir puan alsa ligde kalacaktı, garantileyecekti. Rakiplerini de kırmış oldular biliyorsun. Zaten Ahmet Taşürek ve ekibi ayrıca oyuncular. Oyuncular bir kere kendi kariyerine skora ekleme anlamında. İşte hoca da hem puan ortalamasını yükseltme hem de en yüksek puanda bitirme noktasında baktığı için her maçı kazanmak olarak ya kazanma parolasıyla sahaya çıkıyorlar. Ben bu karşılaşmada haftanın en keyifli yani gol anlamında baktığım için söylüyorum ve en golli maç olacağını düşünüyorum. Bol golli bir maç bekliyorum. Karacabey'den de galibiyet bekliyorum. Hatta geçen hafta kazanılan Nazilli maçı gibi 3-1 veya 3-2'lik bir galibiyet bekliyorum. İki takımda da formda olan oyuncular var. Ersel var zaten Karacabey'de. Altınordu'da da özellikle Onur Ramazan Toprak çok fazla şeyde çıkışta. Ama o cezalı. Bildiğimiz Onur Ramazan Toprak ama dediğim gibi zaten cezalı oynamayacak. O bir eksiklik ama Devrim burada iyi oynuyor Ahmet Spor'dan geldikten sonra. O bence önemli. Özellikle Altınordu'nun bir de son haftalarda skor gücü de arttığı için karşılık vereceğine çok güveniyorum hani bu görüşüm anlamında. Bir de Sami satılmış da gayet iyi oynuyor. Sami de özellikle bence eğer bu oyununu sürdürürse ilerleyen sezonlarda daha iyi noktalarda kendisini görebiliriz. Bakalım gollü bir karşılaşma bekliyorum. Karacabey'den de galibiyet bekliyorum. Pekala. O zaman geçelim bir sonraki maçımıza. Van Spor Futbol Kulübü Ankara Demirspor. Yani Esenler Aruspor maçında da söylediğim gibi ben Van Spor'un da bu haftayı kazanarak geçeceğini düşünüyorum. Zaten sahasında 9 maçtır kazanıyor. Ankara Demirspor'da deplasmanda 7 maçtır kazanamıyor. Yani çok net bir şekilde ben Van Spor favori diyorum. Hatta 2 farklı falan galip gelse de şaşırmam. Şimdi Van Spor playoff'a hazırlanıyor. Yani Buca Spor tabii ki Eroa kaybedince ya doğal olarak bence Van Spor oyuncular da artık bu noktada düşünüyorlardır. Çünkü Adıyaman'ı zaten geçecek. Ha, futbol bu. 90 dakika. Top yuvarlak. Her şey olabilir ama tabii ki zor ihtimal olarak gözüküyor. Onu söyleyeyim. Van Spor maçından daha çok aslında
biraz daha Buca maçına değineyim, Buca Erok maçına. 2-1 ya bitti maç biliyorsun. 1-0 iken Erokspor'un attığı ikinci golden önce pozisyon başladığı zaman da bunu biraz önce Buca maçında hatta daha doğrusu Erok maçında da konuştum. Yani kenardaki kulübedeki oyuncu, yedek oyuncu daha gol olmadan pozisyon devam ederken sahanın içerisine giriyor. Eğer oyun oynanırken sahaya ikinci bir top veya birisi girerse o oyun durur. Yani o yüzden burada bir kere kural hatası da var. Onu söyleyeyim. Yani OneSpor resmen hakemler tarafından hafta sonunda 36. haftada katledildi. Onu söyleyeyim. Ha, ben bunu söylerken şunu kesinlikle söylemiyorum. Erokspor maçında konuşurken de söyledim. Erokspor hani buraya hakemlerle falan gelmedi ama Buca maçında net olarak hakemin Erokspor'a desteği oldu yani. Bunu herkes net gözü görüyor. Gördü de hafta sonunda. Maçı da izledik. Hatta hakemin kafası yarıldı. Maçın durması, oynatılmaması lazım. Oynatıldı. Tamam, yani hem Buca Spor'un hakkı yenildi hem de OneSpor'un hakkı yenildi. Onu söyleyeyim. Ankara Demir maçında da OneSpor'un net olarak kazanacağını düşünüyorum. OneSpor en az 2 farkla kazanarak hafta 3 puanla geçer. Takımlarına destek vermekten vazgeçmesin taraftarlar. Biten bir şey yok. OneSpor şampiyonluğun en büyük adaylarındandır. Playoff anlamında söylüyorum. Ha, Eroğun'da puan kaybı ihtimalini göz önüne bulundurarak kendileri 2 maçı kazanıp artık Erokspor'un puan kaybını bekleyecekler. Tabii son şanslarını zorlamalılar. Ben de bu maçta net bir şekilde OneSpor galibiyeti bekliyorum. Geçelim Yeni Mersin İdman Yurdu, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor. Biliyorsun Yeni Mersin İdman Yurdu iç sahada çok iyi. Beyoğlu'da deplasmanda kötü. Genelde iç sahada puan toplayan iki takım. Zaten bu anlamda bile ben zaten Mersin İdman Yurdu biliyorsun playoff'ta sıralama açısından devam eden bir iddiası var. Beyoğlu Yeni Çarşı Spor için sezon zaten bitti. Ben Mersin kazanır diyorum. Top sana atıyorum. Vallahi ben de golü bir maç bekliyorum. İki tarafta rahat taraf. Yani belki Mersin'in 5 ve 6 sırasında bir şans veya işte aşağı düşme ihtimali var ama ben 5. bitireceklerini düşünüyorum. Beyoğlu da bence Efe Hoca için bir parantez açayım. Gayet onun için iyi bir sezon oldu. İlk teknik direktörlüğünde. Önümüzdeki sezonda bakalım Beyoğlu'na devam edecek mi yoksa farklı bir teknikler gelip oraya mı değerlendirecek? Onu da zaten yaz döneminde detaylı konuşuruz. OneSpor karşılaşması ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Ben geçen de sonuç programında söyleyecektim ama programın şeyinden unuttum. Batuhan Yılmaz maçın yıldızlarından birisi oldu stoper. Çok iyi oynadı. Batuhan'ın da yeni sezonda iyi bir transfer yapabilme ihtimalini yüksek görüyorum. Onu da söyleyeyim. Bu karşılaşmada da ben Mersin'in kazanacağını ve iki tarafında gol bulacağını düşünüyorum. Pekala. Ben de golü bekliyorum aslında maçı. Ama Mersin kazanır. Ben de net bir şekilde söyleyebilirim. Geçelim Zonguldak'a. Zonguldak Kömürspor Kırşehir Futbol Kulübü. Biliyorsunuz Zonguldak Kömürspor yani işi son haftalara bu kadar götürmesinin sebeplerinden biri evinde aldıkları galibiyetler. Son 7 iç saha maçında 6 galibiyet aldı. Ama deplasmanda toplayamadığı puanlar onları biraz yaktı gibi. Biliyorsun Nazilli Belediyespor'un 1 maçı kaldı. O da bu hafta olacak. Zonguldak Kömürspor'un 2 maçı var. Zonguldak Kömürspor 2'de 2 yapıp Nazilli'nin bu haftaki Ankaraspor maçında mağlup olmasını bekleyecek. Diğer tüm senaryolarda lige veda eden takım Zonguldak Kömürspor olacak. Ben Zonguldak Kömürspor'un bu karşılaşmayı kazanacağını düşünüyorum. Bir sürpriz olacağını çok ihtimal vermiyorum. Ankara Spor'un da tabii Nazilli karşısında favori olduğunu söyledim. Eğer öyle olursa son haftaya kalır. Zonguldak deplasmanda kazanması halinde ligde kalabilir. Evet. Ama Nazilli eğer bu hafta kaybetmezse zaten resmen de Zonguldak bu hafta küme düşen takım olacak. Zonguldak'ta Yusuf Buğra, Kırşehir'de Tolga Şahin sarı kart cezası bulacaklar. Aynen. Bu arada şunu da söyleyelim. Yaklaşık 6,5 aydır sakat olan Mevlüt Çelik de idmanlara başladı. Geri döndü. Ona da tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Uzun süre futboldan, sahalardan uzak kalmıştı. Doğru. Çok konuşulacak bir nokta yok. Zonguldak Kömürspor kazanır. Nazilli'nin puan kaybını bekler ve son hafta işini taşımak için bir umut bekler. Ama ben Nazilli'den puan beklediğim için bu hafta sonunda Zonguldak Kömürspor'un resmen düşeceğini düşünüyorum. Peki. O zaman son maçımıza geçelim. Geçelim. 1461 Trabzon Futbol Kulübü Serik Belediyespor. 1461 evinde 4 maçtır kazanıyor. Ben farklı bir galibiyet bekliyorum. Serik Belediyespor'da biliyorsun neresi takım otobüsü yarısı yok. Yani 6 tane cezalısı var sayayım. Hakan Olkan, Burak Çapkınoğlu, Emre Toptan, Mustafa Etemerba. Bu 4 isim sarı kart cezası. Oğuzhan Doğan, Uğur Mustafa Türk'te ikisi kırmızı kart cezası. Aynen. Bu maçta olmayacaklar. Ne düşünüyorsun? Valla Trabzon net olarak kazanır. Buca Spor'un durumu tabii bağlı ama ben 3. bitirme ihtimalini artık görmüyorum. Adıyaman'ı özellikle yenemedikten sonra. Tabii ki de. Söylenecek çok nokta bir şey yok. Sonuç programında da söyledim. Playoff'lara morali girmek, şansını daha yükseğe çekmek istiyorsa Trabzon tarafı bence bir hoca değişikliği yapılması gerekiyor. Yani belki diyebilirler kardeşim Ulaş Hoca vardı 1, Ercüment Hoca vardı 2 gitti. Üçüncüsü bu giderse 4. olur çok olacak falan ama bu iş bunu gösteriyor. Adıyaman'a berabere kalmak bence mağlubiyet gibi.
Ben Sait Hoca'yla Trabzon'un playoff'ta şansının olmadığını düşünüyorum. Bak bireysel olarak kadrosu çok iyi. Şampiyon olma ihtimali çok yüksek ama Sait Hoca maalesef bu kadroyu kullanamıyor. Ya tabii Bucaspor'u 3-0 yendin. Hakikaten çok önemli bir galibiyetti, kritik bir galibiyetti. Ama daha sonrasında Adıyaman'ı yenemedikten sonra bir anlamı tabii kalmadı. Tabii hiçbir anlamı kalmadı. Kalmıyordu zaten. Trabzon'un da kazanacağını düşünüyorum Serik karşısında. Farklı galibiyet bekliyoruz. Aynen. Bakalım ne olacak. Tüm takımlara da başarı dileklerimi ileteyim. Güzel bir hafta sonu bizlere bekliyor. Aslında şöyle bir nokta var. Kırmızı gruba göre beyaz grup biraz daha bitti yani ya. Sadece şu anda Nazırlı Zonguldak durumunu bekliyoruz. Yani ikinci sıra zaten net. Ya şöyle söyleyeyim. Yani şöyle Bucaspor'un ikinci sıra iddiası yok bir kere onu söyleyelim. Şampiyonluk yolunda da Esenler Erokspor'un hani maçları kolay. Tabii futbol mucizesi bu olabilir ama tabii. Kırmızı'ya göre baktığımı gerçekten beyaz grupta tek kalan bir şey var. Nazırlı Zonguldak tarafı. O bile yani bir puan alsa Nazırlı yetiyor ya. O bile %90 aslında belli tabii. Gibi. 3 tane takım resmen düştü. 4.'sü de işte bir puana bakıyor. Lider Esenler Erokspor Banspor arasında 2 puan fark var ama dediğin gibi Esenler'in fikstürü açısından Esenler çok net favori. 3'ün yeri değişmez diyoruz. 4 yeri değişmez. 5-6 hiçbirinin yeri bile değişmez diyoruz. 5-6 belki değişebilir ama orada çok bir... Ben onu bile değişeceğini düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum zaten söyledik. Mersin'den kalacak diye. Aynen. Oradaki sıralamalar bile değişmeyecek gibi gözüküyor. Hatta lig bu şekilde biter gibi. Bakalım ne olacak. Biraz öyle görünüyor. Tüm takımlara başarı dileklerimizi iletelim. İzleyen herkesten öncelikle abonelik. Ardından Instagram hesaplarımızdan, Instagram ve Twitter hesaplarımızdan bizleri takip etmenizi bekliyoruz. Ayrıca golvar.com'dan da analizlerimizi takip etmeyi unutmayın diyelim. Hafta sonunda ikinci lig maçları için analizlerimiz, tahminlerimiz olacak. Evet. Herkese iyi seyirler diliyorum. Sana da tekrardan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.